CNN Türk ekranlarından hepinize merhaba. Eğitimle ilgili merak edilenlerin konuşulduğu tercih zamanına hoş geldiniz. Bugünkü konuklarım İstanbul Teknik Üniversitesi ETA Vakfı Doğa Koleji İngilizce Bölüm Başkanı Didem Özgül ve İstanbul Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Özge Seçkin Polat. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Didem Hocam, günümüzde artık tek bir yabancı dil bilmek bile yetmiyor, yeterli değil. Ee, bu konuda siz okulunuz kapsamında yabancı dil eğitimini nasıl veriyorsunuz? Ee, İTÜ Ete Vakfı Doğa Koleji'nde İngilizce eğitim programımızda anaokulundan liseye birbirini takip eden, birbirini destekleyen e, iletişim ve beceri, odaklı bir program uyguluyoruz burada beceri derken neyi kastediyorum Biz İngilizce öğrenen öğrencilerimizin konuşma yazma dinleme ve okuma becerilerinin eş zamanlı gelişimine önem veriyoruz Tabii ki en iyi programı kurgulayın en iyi yayınları, Kullanın, öğrenci ve bu programın buluşmasındaki en önemli unsur öğretmenlerimiz. Kesinlikle. Kurum olarak öğretmen gelişimine çok değer veriyoruz. İngilizce öğretmenlerimizin dünyada uygulanan farklı uygulamalarla buluşmasını çok önemsiyoruz Hatta bu vesileyle Özellikle bu pandemi sürecinde çok emek veren değerli öğretmenlerimize de ben çok teşekkür etmek isterim e, ve tabii ki programımızın yoğunluğu çok önemli ders saatlerimiz çok e, bu programımızın daha e, iyi bir sonuç vermesine sebep oluyor. Kısacası anaokulunda bizim okullarımızla başlayan bir öğrencimiz liselerimizden mezun olurken aynı diğer branşlarda olduğu gibi İngilizce'de de iyi bir seviyeyle mezun oluyor. Ama yabancı dil öğretiminde tabii ki kalıcılık çok önemli. Bu kalıcılığı sağlayan da bir e, süreklilik olması gerekiyor. O yüzden sınıfın dışarısına biraz daha çıkarak onların sosyal ortamlarında da İngilizceyi kullanmalarını çok önemsiyoruz. Hocam peki bu sosyal alanlar nedir? Siz hangi çalışmaları yürütüyorsunuz? Evet şimdi bu programda sanırım ekranda da görüntüler paylaşılıyodur. özellikle iki başlık çok önemli bizim için. Bir tanesi Birleşmiş Milletler e, ...simülasyon olarak gerçekleştirdiğimiz MUN konferanslarımız, bir diğeri İngilizce münazara. E, bu iki etkinlikte öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Tabii ki bu süreçte te, e, bu birliktelikler çok mümkün olmadı ama umuyoruz sağlıklı ve yine güzel etkinliklerde buluşacağız. E, bu programlarda öğrencilerimizin e, aynı ana dilde olduğu gibi... E, konuşabilmesi, dinleyebilmesi, argüman oluşturması çok önemli. Yabancı dil gelişimleri açısından da. Aslında hocam ülkemizde de kanayan bir yara gibi yani. Evet, Okul birinci sınıftan itibaren yabancı dil eğitimi görüp ya neye evet. bağlıyorsunuz siz bunu? Hocam? Evet kullanmıyorlar, çekimsel kalabiliyorlar. Bu gibi ortamlarda aslında sosyal ortamlarda öğrenciler kendilerini daha rahat hissedebiliyor. Bir sınıf ortamından sa e, sosyal bir ortamda kendi akranlarıyla tabi burada akran öğrenmenin de verdiği farklı bir etkiyle öğrenciler çok daha rahat e, hissedebiliyor ve yabancı dil kullanımları daha etkin olabiliyor. Bu ortamlar bizim için çok önemli ve bunun yanında tabii onların birer dünya vatandaşı olarak yetişmesini çok istiyoruz. O yüzden de bu programlar içerisinde paylaştığımız evrensel konularla ilgili okumaları, araştırmaları, bu konularla ilgili İngilizce metinler okumaları, yorumlamaları zaten dil gelişimleri açısından çok değerli. Özgür hocam, yeterli seviyede İngilizce ile mezun olan liseden mezun olan bir öğrenci, yüksek öğretimde ne gibi faydalar görür? Öncelikle liseden İngilizce yeterliliği ile mezun olan öğrenciler hazırlık sınıfından muaf oluyorlar ve bu da onlara bir avantaj sağlıyor. Üniversite hayatlarından hazırlık yılı çıkartarak bölümlerine daha erken başlayabiliyorlar. Bu da yine farklı bir avantaj doğuruyor. Çünkü bölümlerine geçtiklerinde bir an önce kendi alanlarıyla ilgili çalışmalarda kendilerini geliştirme imkanı bulabilirler. bunun yanı sıra üçüncü bir yabancı dil öğrenme imkanları olabilir. Biz Yabancı Diller Yüksekokulu olarak seçmeli diller bölümümüzde Almanca, Fransızca, İtalyanca, Japonca, Rusça dersleri sunuyoruz öğrencilerimize. Bunlardan seçerek üçüncü bir dili edinebilirler. Yani hazırlıkta bir yıl beklemek yerine bir an önce hayata atılabilirler, bölümlerine geçebilirler. Hatta biz her yıl kayıt dönemlerinde öğrencilerimize eğer orta ya da orta üstü bir seviyede İngilizce bilgisine sahipseniz mutlaka İTÜ yeterlik sınavına girmelerini tavsiye ediyoruz. Ancak lise hayatından ya da sınav maratonundan yeni çıkmış olan öğrenciler bir yıl hazırlıkta kalıp dinlenmeyi e, istediklerini dile getiriyorlar. Biz bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz öğrencilerimize. Eğer İngilizce yeterlilikleri varsa bölümlerine geçmelerini istiyoruz. Aynı zamanda başka bir açıdan da eğitim ve gelişim açısından da olaya bakacak olursak yabancı bir dil demek farklı bir bakış açısı, farklı bir bilinç ve Mizyonda bir, evet, bir kardeşim. farkındalık Demektir ve bunu üniversite öncesinde lisede edinmiş olan bir öğrenci de daha artıyla başlamış Kesinlikle. oluyor üniversiteye. Bunu da bu öğrenci yine aynı şekilde lisede uluslararası etkinliklere, uluslararası projelere katılma imkanı bulmuş öğrenciler de oluyor bu öğrenciler. O yüzden bunlar genellikle üniversite hayatında yapılan şeyler olduğu için bu öğrenciler bunları lisede deneyimlemiş olarak gelmiş oluyorlar üniversite ve nispeten de her bakımdan daha kazançlı bir başlangıç yapmış oluyorlar. Hocam peki ülkemizdeki İngilizce eğitimi değerlendirecek olursak hem müfredat hem akademik akademik anlamda başarı sağlıyor mu? Sizce yeterli mi diyebiliriz ülkemizdeki yabancı dil eğitimi? Şimdi şöyle söyleyebilirim. E, yabancı yabancı diller okullarındaki hazırlık sınıflarından bahsedecek olursak hazırlık sınıfının amacı zaten e, üniversiteye kazanmış öğrenciyi bölümdeki İngilizce derslerini anlayabilecek düzeyde bir seviyeye getirmek. Bu bağlamda karşıdığını söyleyebilirim. Örneğin e, bizim başlangıç seviyesindeki öğrencilerimiz dahi e, tabii ki buna kişinin kendi e, çalış bireysel çalışmalarını da eklersek bu bir yılı dolu dolu geçirdiğinde bir yılın sonunda yeterlik sınavını alarak bölüme geçebiliyor. Oca, ve, o bir yılda lafınızı kesiyorum ama merak evet, ettiğim için o bir yılda uluslararası makaleleri okuyup inceleyebilecek hale gelebiliyor mu öğrenciler? E, evet. Çünkü hazırlıktan çıkış demek yani yeterlik sınavı vermiş olmak demek B2 düzeyine gelmiş olmak demektir. B2 düzeyindeki bir öğrenci de akademik makaleleri okuyabilir. Akademik anlamda kendini yazıyla ifade edebilir. Buna konuşma ve dinleme becerileri de dahil. E, bir de Burada bir önemli nokta da aslında müfredatımız hazırlık sınıfıyla sabit değil. Fakültelere geçtiklerinde de zorunda İngilizce dersleri alıyor öğrencilerimiz. Burada da tamamen akademik yazmaya odaklı, akademik içerikli İngilizce dersleri alıyorlar. Yine bunlar da ileri İngilizce programımız bünyesinde veriliyor. Burada akademik araştırma yapma, bilgiyi sunma, rapor yazma becerileri kazanıyorlar. Yani müfredat Öğrenci üniversiteyi kazandığından itibaren başlıyor hazırlık sınıfıyla fakültelerinde de devam ederek mezun olana kadar öğrenci dil yeterliliği açısından destekleniyor. Didem hocam, şimdi öğrencilerin hem yaşını göz önüne alırsak evet. hem de şimdi üniversiteye hazırlanıyorlar zaten bir e, stres ve kaygı evet. içindeler. Yani e, yabancı dil eğitimi e, kolay olmamalı. Evet, evet, Peki bu konuda de siz e, nasıl çalışmalar yürütüyorsunuz ya da neler önerirsiniz? Evet, şimdi öncelikle tabii yaş grubu. E, önce bir ikna olmalı ee... Neden matematik öğreniyorum? Neden İngilizce öğreniyorum? Sorusuna aslında bizim öğretmenler olarak doğru ve iyi bir cevap vermemiz gerekiyor. Biraz önce bahsettiğim bazı işte programlarla etkinliklerle aslında öğrencide bir farkındalık oluşturuyoruz. Bu kısım önce çok önemli. E, neye neden ihtiyaç duyduğunu bilirse aslında o zaman e, çok daha başarılı olabiliyor. Evet biz e, üniversitelere e, iyi üniversitelere öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Tüm Branşlarda sadece İngilizce'de de değil ee, ama sonrasındaki iş hayatı da bizim için çok önemli. Tam donanımlı e, gençler yetişsin istiyoruz. E, yabancı dil de bunun aslında en önemli parçası. Kesinlikle. O yüzden biz onları e, biraz da böyle evet bilgi sahibi olmak çok kıymetli ama. E, bilgiyi kullanabilmek, e, bilgiyi aktarabilmek de çok değerli. O yüzden sadece İngilizce bilen değil, e, doğru iletişim kurabilen, yabancı dilde de e, kendine doğru ifade edebilen bireyler olarak da yetişsinler istiyoruz. Hocam peki akademik e, sınavlara nasıl hazırlıyorsunuz öğrencileri? Evet biz e, tabii ki hazırlık sınıflarından geçmelerini çok istiyoruz. E, yabancı öğrenciler... Yabancı üniversiteleri düşünebilir öğrencilerimiz yurt dışındaki ya da kendi ülkemizdeki üniversitelere. Ama bu e, akademik sınavlar bir gün mutlaka karşılarına çıkacak. Bu sebeple biz e, tüm lise hayatları boyunca onlara e, TOEFL, PT akademik gibi sınavları hazırlıyoruz. E, ve bu sınavlardan e, umuyoruz e, bir gün e, üniversiteyi kazandıklarında hazırlık bölümlerini okumaya hiç ihtiyaç duymasınlar. Özgür Hocam, e, üniversitede kendi bölümümü yabancı dil okudum, İngilizce okudum. Bu bana mesleki hayatta e, ne gibi katkılar sağlayacak? E, öncelikle bu katkılar saymakla bitmez. E, bir de ana dilde eğitim aslında yıllardır ülkemizde tartışılan bir konudur. Fakat e, öğrenim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumlarının da öğrencilere çok fazla katkısı olduğunu göz ardı edemeyiz. Öncelikle buna da iki açıdan yaklaşacak olursak iş bulma süreci ve iş hayatındaki süreç olarak. Örneğin iş bulma sürecinde hangi sektör olursa olsun çok enteresan ki İngilizceyi birebir kullanmayacak dahi olsa iş şartlarında dil yeterliliği isteniyor. Bu durumda da mesleki açıdan kendini çok fazla geliştirmiş bir birey geri planda kalabiliyor sırf İngilizce bilmediği için. Bu anlamda İş bulma sürecinde katkı sağlıyor. E, i̇ş sürecinde de e, yine daha önce de bahsettiğim gibi dil bilmenin yine bireye katmış olduğu o vizyon ve farklı bakış açısı yine burada da katkı sağlayacaktır. E, çünkü e, kurumu el verdiği sürece uluslararası arenada etkin rol alabilecektir. Örneğin kurum e, potansiyeli olsa bile yönetici olarak dil yeterline sahip olmayan biri, ...uluslararası arenada etkin olamayacaktır. Bu bağlamda da İTÜ gibi öğrenim dili İngilizce olan yüksek öğretim kurumları... ...öğrencilerine bu açılardan desteklemekte ve faydalı sağlamaktadır. Didem Hocam, kurumunuz aslında fen ve teknoloji liseleriyle He. öne çıkıyor ve... Hazırlıkla başlıyorsunuz aslında. Buradaki e, yabancı dil eğitimi nasıl oluyor? Evet, fen ve teknoloji liselerimizde e, hazırlık sınıflarımızla birlikte çok yoğun bir İngilizce programıyla başlıyoruz. E, Burada e, tabii ki sadece bu yoğunluk değil, bunun yanında e, işte kodlama, robotik, genetik gibi dersleri aynı zamanda disiplinler arası bir yaklaşımla biz İngilizce derslerimizde de tekrar etmiş oluyoruz. Yani bilginin hem kalıcılığını sağlayabiliyoruz hem de e, biraz daha onların akademik ve teknik İngilizce'ye de e, öğrenmelerini e, sağlıyoruz. E, çünkü burada e, öğrencilerimiz geleceğin doktorları, mühendisleri olarak yetişecekler. E, uluslararası makaleleri takip edebiliyor olmaları önemli. Uluslararası makaleler yazabilmeleri önemli. Geçen sene mesela biyoloji dalında e, dünyada uluslararası makale yarışmasında birincimiz yine fen ve teknoloji liselerimizden Tebrik çıkmıştı. Tebrik ederim Teşekkür ederiz. E, yani geleceğin bilim insanlarını mutlaka yabancı dili de o kadar yetkinlikleri yüksek olmalı ki demin hocamın da bahsettiği gibi e, uluslararası tüm yayınları takip edebilmeli. Ayrıca bu programda bir diğer e, önemli detayımız e, bugün dünyada önemli bir başlık global vatandaşlık, global citizenship. E, bu programla da öğrencilerimizin e, kültürler arası farklılıklara saygılı olmasını, e, toplumları iyi tanımasını, dünyayı iyi tanımasını e, ve Empati kurabilen bireyler olarak yetişmesini de çok önemsiyoruz. Çünkü dediğim gibi buradan öğrencilerimiz belki toplumlarda çok önemli pozisyonlara gelecekler, işlerini, mesleklerini icra ederken bu bilinçleri ön planda tutmaları da bizim için ayrıca önemli. Hocam o zaman şunu da sormak istiyorum. Neden e, yabancı dil konuşamıyoruz ve öğrencilere de ufak bir tavsiye verir misiniz? Evet. Burada e, yabancı dil yaşayan bir süreç. Yabancı dil asla e, tek başına kitaplarla mümkün değil. Öğrendim bitti diyemeyiz aslında. Kesinlikle değil. Bütün hayatımızda yer almalı. Biz yabancı müzikler dinlemeliyiz, filmler izlemeliyiz, kitap okumalıyız. Hem ana dilimizde hem yabancı dilde mutlaka kitap okumamız gerekiyor. İletişimden de çekinmememiz gerekiyor. Ee, evet eğitim veli, öğrenci ve e, öğretmen üçgeninde mümkün. Özellikle pandemi sürecinde bu birliktelik çok daha önemli. Benim özellikle velilerimizden ricam e, öğrencilerimize mutlaka onlar da bu ortamı sağlasınlar. Teşekkürler. Özgür Hocam peki sizce neden e, yabancı dili konuşamıyoruz? Sizden de böyle bir tavsiye alabilir miyim? E, öncelikle yabancı dili konuşamamızın sebebini e, ana dile bağlayabiliriz. E, ana dilde ne kadar e, dile hakim olabilirsek, ne kadar çok okursak bu da yabancı dile katkı sağlayacaktır. Benim düşüncem biz öncelikle ana dilde kendimizi geliştirmeliyiz ve çok okumalıyız. Didem Hocam, pandemi süreciyle ilgili öğrenciler ufak bir tavsiyede bulunur musunuz? sizden rica edeceğim. Evet, hepimiz için çok zor bir süreç ama özellikle tabii ki öğrencilerimiz için zor bir süreç. Ee, biz eğitmenler her türlü hazırız. Onların da hazır olmasını istiyoruz. Ee, umarız çok uzun sürmeyecektir ama bu yaşadığımız süreç içinde biraz daha sabırlı olmalarını, e, biraz daha e, işte sosyal medyadan bir tık daha uzak kalmalarını, biraz daha kitap okumalarını ben özellikle bir eğitimci olarak rica ediyorum. Özgür Hocam sizden bir tavsiye ee, alalım. Ben de öğrencilerimize şöyle bir tavsiyede bulunmakta istiyorum. Ee, henüz liseden yeni mezun oldular. Yine sınav maratonun rehavetine kapılmayarak derslere aktif bir şekilde katılmalarını ve bu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. teşekkürler. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. E, i̇ş sürecinde de e, yine daha önce de bahsettiğim gibi dil bilmenin yine birey katmış olduğu o vizyon ve farklı bakış açısı... Yine burada da katkı sağlayacaktır. Çünkü kurumu el verdiği sürece uluslararası arenada etkin rol alabilecektir. Örneğin kurum potansiyeli olsa bile yönetici olarak dil terline sahip olmayan biri uluslararası arenada etkin olamayacaktır. Bu bağlamda da İTÜ gibi öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumları öğrencilerine bu açılardan desteklemekte ve fazla sağlamaktadır. Ydem hocam, e, kurumunuz aslında fen ve teknoloji liseleriyle evet. öne çıkıyor ve e, hazırlıkla başlıyorsunuz aslında. Buradaki e, yabancı dil eğitimi nasıl oluyor? Evet, fen ve teknoloji liselerimizde e, hazırlık sınıflarımızla birlikte çok yoğun bir İngilizce programıyla başlıyoruz. E, Burada e, tabii ki sadece bu yoğunluk değil, bunun yanında e, işte kodlama, robotik, genetik gibi dersleri aynı zamanda disiplinler arası bir yaklaşımla biz İngilizce derslerimizde de tekrar etmiş oluyoruz. Yani bilginin hem kalıcılığını sağlayabiliyoruz hem de e, biraz daha onların akademik ve teknik İngilizce'ye de e, öğrenmelerini e, sağlıyoruz. E, çünkü burada e, öğrencilerimiz geleceğin Doktorları, mühendisleri olarak yetişecekler, e, uluslararası makaleleri takip edebiliyor olmaları önemli. Uluslararası makaleler yazabilmeleri önemli. Geçen sene mesela biyoloji dalında e, dünyada uluslararası makale yarışmasında birincimiz yine Fen ve Teknoloji liselerimizden çıktı. Tebrik çıkmıştı. Biz de buradan. Teşekkür ederiz. E, yani geleceğin bilim insanlarının mutlaka yabancı dili de o kadar yetkinlikleri yüksek olmalı ki demin hocamın da bahsettiği gibi. Ee, uluslararası tüm yayınları takip edebilmeli. Ayrıca bu programda bir diğer e, önemli detayımız e, bugün dünyada önemli bir başlık Global Vatandaşlık, Global Citizenship. E, bu programla da öğrencilerimizin e, kültürler arası farklılıklara saygılı olmasını, e, toplumları iyi tanımasını, dünyayı iyi tanımasını e, ve... Empati kurabilen bireyler olarak yetişmesini de çok önemsiyoruz. Çünkü dediğim gibi buradan öğrencilerimiz belki toplumlarda çok önemli pozisyonlara gelecekler, işlerini, mesleklerini icra ederken bu bilinçleri ön planda tutmaları da bizim için ayrıca önemli. Hocam o zaman şunu da sormak istiyorum. Neden e, yabancı dil konuşamıyoruz ve öğrencilere de ufak bir tavsiye verir misiniz? Evet, burada e, yabancı dil yaşayan bir süreç. Yabancı dil asla e, tek başına kitaplarla mümkün değil. Öğrendim e, bitti diyemeyiz aslında. Kesinlikle değil. Bütün hayatımızda yer almalı. Biz yabancı müzikler dinlemeliyiz, filmler izlemeliyiz, kitap okumalıyız. Hem ana dilimizde hem yabancı dilde mutlaka kitap okumamız gerekiyor. İletişimden de çekinmememiz gerekiyor. Ee, evet eğitim veli, öğrenci ve e, öğretmen üçgeninde mümkün. Özellikle pandemi sürecinde bu birliktelik çok daha önemli. Benim özellikle velilerimizden ricam e, öğrencilerimize mutlaka onlar da bu ortamı sağlasınlar. Teşekkürler. Özgür Hocam peki sizce neden e, yabancı dili konuşamıyoruz? Sizden de böyle bir tavsiye alabilir miyim? E, öncelikle yabancı dili konuşamamızın sebebini e, ana dile bağlayabiliriz. E, ana dilde ne kadar e, dile hakim olabilirsek, ne kadar çok okursak bu da yabancı dile katkı sağlayacaktır. Benim düşüncem biz öncelikle ana dilde kendimizi geliştirmeliyiz ve çok okumalıyız. Didem Hocam, pandemi süreciyle ilgili öğrencilere ufak bir tavsiyede bulunur musunuz? Sizdendir rica edeceğim. Evet, hepimiz için çok zor bir süreç ama özellikle tabii ki öğrencilerimiz için zor bir süreç. Biz eğitmenler her türlü hazırız. Onların da hazır olmasını istiyoruz. Umarız çok uzun sürmeyecektir ama bu yaşadığımız süreç içinde biraz daha sabırlı olmalarını, biraz daha işte sosyal medyadan bir tık daha uzak kalmalarını, biraz daha kitap okumalarını ben özellikle bir eğitimci olarak rica ediyorum. Özgür Hocam sizden bir tavsiye ee, alalım. Ben de öğrencilerimize şöyle bir tavsiyede bulunmakta istiyorum. Ee, henüz liseden yeni mezun oldular. Yine sınav maratonun rehavetine kapılmayarak derslere aktif bir şekilde katılmalarını ve bu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. Efendim ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Tercih zamanı bugünlük sona eriyor. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.